Merhaba, Doktor Özge Aydın kanalıma hoş geldiniz. Bugün uyku hormonumuz olan melatoninden bahsedeceğim size. Hepimizin bildiği gibi melatonin gece boyunca salgılanan, uyku kalitemizi belirleyen ve gün içerisindeki sirkadiyen ritmimizi düzenleyen önemli bir hormonumuzdur. Günümüz çalışma koşulları ve stresli yaşam, onun dışında gece hayatı, ekrana çok uzun süre bakma, kötü yapılan diyetler melatonin hormonumuzu çok fazla tüketmektedir. Bu nedenle bazı durumlarda melatonini destek olarak tavsiye edebilmekteyiz. Melatonin nereden salınır? Pineal bezden salınır diye biliyoruz. Ama yapılan son çalışmalarda sindirim sisteminde bile melatonin salındığını ve oldukça fazla salındığını görebiliyoruz. Bunun ne gibi etkileri var? Irritable bağırsak sendromu dediğimiz bir sendrom ki çok fazla rastlıyoruz günümüzde yine stresli yaşam koşullarına bağlı olarak. Bu sendromda bile melatoninin çok ciddi yararı olduğu tespit edilmiş yapılan çalışmalarda. Neler yapıyor? Bağırsak motilitesini düzenliyor. Biliyorsunuz irritable bağırsak sendromunda kabızlık, ishal, şişkinlik, karın ağrısı gibi semptomlar olur, belirtiler olur. Bunların azalmasını sağlıyor. Ayrıca gastrointestinal reflü dediğimiz özofagusumuz yani yemek borumuzda yanmaya sebep olan bir takım reflü problemlerinde de melatoninin pozitif etkisi olduğu biliniyor. Melatoninin bunun dışında ne gibi yararları var? Çok ciddi bir antioksidan olarak biliniyor. Özellikle bizim bildiğimiz glutatyon, C vitamini, E vitamini gibi antioksidanlardan çok daha güçlü bir antioksidan olarak biliniyor. O nedenle antioksidan bir tedavi düşündüğümüzde C vitamini, E vitamini gibi diğer antioksidanlarla birlikte kombine kullanımında daha büyük yarar sağlanabiliyor. Günümüzdeki birçok önemli hastalığın nedeni olan inflamasyon sürecini de melatonin pozitif anlamda etkilediği biliniyor. Ayrıca immün sistemi de desteklediği biliniyor. En önemli özelliklerinden biri melatoninin sirkadiyen ritmi düzenliyor. Yani hem uykuyu hem sirkadiyen ritmi düzenliyor. Sirkadiyen ritminin düzenlenmesi bir insan vücudu için çok önemli. Son yapılan çalışmalarda sirkadiyen ritminin düzenli olması bizi kanserden koruduğu gösterilmiş. Yani antikanserojen etkisinden de bahsediliyor. Melatoninin kalp sağlığımızı koruduğu da biliniyor. Lipid metabolizması üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle hem obezitede hem de antidiyabetik yani şeker hastalığında da yine olumlu etkileri nedeniyle melatonin takviyesine başvurulabiliyor. Bunun dışında nöroprotektif etkisi de var. Yani beyin hücreleri ve sinir hücrelerimizi koruyor. Neden? Çünkü melatonin iyi bir serbest radikal temizleyicisi. Serbest radikal temizleyicisi ne demek? İnsan vücudunda bir takım metabolik olaylar oluyor. Bu metabolik olaylar sırasında ortaya çıkan serbest radikaller bizim hücrelerimizi, DNA'mızı hasarına sebep olabiliyor. İşte serbest radikallerin temizlenmesi de bu hasardan bizi korumuş oluyor. Öyleyse biz melatoninimizi nasıl destekleyebiliriz? Öncelikle bazı gıdalar melatonin açısından oldukça zengin. Takviye almadan önce bu zengin gıdaları tüketmekte yarar var. Örneğin mantar, et, süt, yumurta, siyah pirinç, mercimek gibi özellikle fındıkta çok fazla melatonin var. Bu gıdalarla melatoninimizi destekleyebiliriz. Ama eğer doktorunuz melatonin takviyesine ihtiyacınız olduğunu söylüyorsa 10 mg'a kadar melatonin kullanımında çok ciddi bir yan etki saptanmamış. Merak edilen başka bir konuda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın, esen kalın. Merhaba, Doktor Özge Aydın kanalıma hoş geldiniz. Devam mı edeyim? Bir dakika merak etme. Melatoninin bunun dışında çok ciddi yararları var. Birçok hastalığın ve obezitede melatonin desteğinden faydalanabiliyor.
Bu kadar olumlu etki melatonin...